sıcak yuvanızdasınız. Bir gün bir araca bindirilip bir yere götürülüyorsunuz. Karanlık bir orman. Yemek yok. Su yok. Her yer ürkütücü. Yapayalnızsınız. Bir düşünün. İşte onlar her gün bunu yaşıyor. İstanbul'un terk edilmiş köpeklerinin Beykoz'daki içler acısı halini getirmiştik ekranlarınıza. Hemen arka tarafımız az önce de çektik. Beykoz Belediyesi'nin köpek rehabilitasyon merkezi. Ama atıl durumda, içeride 3 memur var. Onlar da taşeron memurlarmış. TV 100 ekibi bu kez Avrupa yakasındaki cehennemde. Neler yaşadıklarını tahmin etmek zor. Hepsi ürkek. Habibler yolundayız. Hemen bir su deposu görüyoruz. Zannediyorum gönüllüler tarafından buna su dolduruluyor. Ama şu an yarı yarıya dolu gözüküyor. Herhalde buradan su alıp köpeklere dağıtıyorlar. Her zaman taşımak yerine suyu buradan kullanıyorlar. Arabalardan mı koksunlar, insanlardan mı, yoksa açlıktan mı? Yol boyunca bu tür manzaralara rastlamak mümkün. Vatandaşlar yardım olsun diye ya da bazı dükkan sahipleri, pastane sahipleri bu tür simit ve poğaça gibi ürünleri buraya bırakıyorlar. Ayrıca kuru mama bırakıyorlar ama zannediyorum burada yaşayan köpekler genelde böyle kemik suyuna makarna türü şeyleri tercih ettiklerinden bunlar hep ortada kalıp kuruyor. Gönüllüler onlara her ne kadar mama getirseler de o kadar köpeği doyurmak oldukça zor. Onları bekleyen sonsa ya açlık ya da bir arabanın onlara çarpması. Kemerburgaz'da vicdansızca doğaya terk edilen yüzlerce köpek bu sonla karşı karşıya. TV 100 bu canların sesi oluyor ve başlattığı TV 100 Yuva Kuruyor kampanyasıyla o canların umudu olmayı hedefliyor.